kanında iki eser sunacak. İlki, Güftesini Rüştü Şardağ'ın yazdığı bir Anne Anıl bestesi. Solistimiz bu eserle bizlere elimizden kayıp giden zamanı hatırlatacak. Rüya gibi uçan yıllar. Biraz durun, durun biraz. Kaybolan yıllarım için hesap sorun, sorun. Memleketli genci alkışlarımızla sahneden. Thank you.
Yemani Haydar Telgüler'in Makam Yine Hicaz. Hüsnüne güvenme ey ruh-i mahum. Niceler bu tarzı revişten geçti. Sana kâr etmedi feryadı ahım. Benim ahım kuh-i keşişten geçti. Seni bir mürüvvet, seni bir defa kim kime etmiştir ettiğin bana. Şimdi yar olmayı istersen atma. Ne diyeyim güzelim, iş işten geçti. Saadettin Kaynağ'ın film şarkılarından örnekler sunacağız sizlere.
Bu bölümde kendinizi mazide kurulmuş bir sinema salonunda vardık. Koltuklarınıza rahatça yaslanıp anılarla baş başa kaldık. 1942 yılında İçişleri Bakanlığı'nın isteği üzerine halkın çok rağbet ettiği Mısır filmlerindeki şarkılara Türkçe sözler yazılmaya, Arapça şarkıların yerine Türkçe besteler konulmaya başlandı. Saadettin Kaynak 1940-1950 yılları arasında 85 Mısır filminin müziklerini Türk formlarına göre yeniden bestelemiş, bir edebiyat öğretmeni olan Vecdi Bingöl söz yazmış, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk ve Tahsin Karakuş gibi ses ustaları seslendirmişlerdir. Şimdi bu eserlerle ikinci bölüme başlamak üzere Bülent Türkeli Anadolu Musiki Derneği korosunu bir kez daha sahneye davet ediyorum. Sunucumuz Nihayet Makamı'nda şarkı, 26 Ekim 1939'da vizyona giren ve Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı Allah'ın Cenneti isimli Türk filminde. Sinema tarihimizde ilk şarkıcı oyuncu filmi olarak kabul edilen bu filmde pek çok şarkıyı Münir Nurettin Selçuk okumuş, ayrıca başrolü Feriha Tevfik'le paylaşmıştır. Şimdi eserleri icra etmek üzere değerli şefimiz Sayın Murat Büyükkaya'yı bir kez daha sahneye davet ediyorum. Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle. Bu içten duyuşlarla baş başa hisseninle çifte konular gibi. Sözler Vecdi Bingöl'e ait. Thank you.
Edebiyatçı Mehmet Çınar, Allah'ı bilme için şunları yazıyor. Saadettin Kaynar tarafından Münir Nurettin'e sesinin bütün kudretini gösterme imkanı verecek şekilde bestelenmiş olan yeni şarkılarla ve bunlarla birlikte Şakir Ağa'nın Gülük Semanesi'ni tekrar tekrar dinleyebilmek için bu filmi defalarca izledim. Ayrıca ne kadar plan çıktıysa piyasadan toplayıp Anadolu'da geçen senelerimde hem dinledim hem dinlettim. Yazar Mehmet Çınarlı'nın da sözünü ettiği gibi bu film 1940'lı yıllarda Şakir Ağa'yı, Saadettin Kaynağı ve Münir Nurettin Selçuk'u kim bilir daha kimlerin kalbine nakşetmişti. Bunları düşündüğümüzde Saadettin Kaynağı film şarkıları ve plaklarının her türlü tartışmanın ötesinde müziğimize neler kattığını daha iyi anlarız. Şimdi aynı filmden Güftesi de Bestekar'a ait bir başka Nihal'den şarkı dinliyoruz. Yalnız seni sevdim, seni yaşadım. Derdinle inledim, seninle şadım.